Kepi hükümeti Hatay'ı gözden çıkardı. Bu çarpıcı tespiti Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu yaptı. Hatay'ı el-Kaidecilerin kuşattığını belirten Abdullahoğlu, Dışişleri Bakanı'nın istifa etmesi gerekir dedi. Bizler Türkiye olarak, Türk vatandaşı olarak PKK'ya destek veren devletlerden yakınırken, onlara lanetlerken, komşu bir ülkenin rejiminin değiştirilmesi için PKK'dan daha vahşi terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmamız, bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Hatay Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, AKP hükümetinin Suriye yönelik politikalarını eleştirdi. Dinleyin. Elbette AKP çevreleri son derece rahatlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ama Hatay esnafına bir bakın. Vergi müfettişleri kuşatmış. SGK müfettişleri kuşatmış, bankalar saldırmış ama hükümet hala pembe tablo çiziyor. Ulusal kanala konuşan Ahmet Abdullahoğlu, hükümetin Hatay'ı gözden çıkardığını söyledi. Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı, acaba Hatay'ı gözden mi çıkardılar? Gelsinler şu ekonomi bir baksınlar. Gelsinler şu sınır kapıları bir baksınlar. Gümrük Ticaret Bakanı cilve gözüne kadar geliyor ve diyor ki, cilve gözü sınır kapısı Türklere değil, Suriyelilere hizmet ediyorum. Abdullahoğlu Hatay'ı el-Kaidecilerin kuşattığını belirtti. İlginç bir tarafı daha da zaten yaygın basında da çıkmaya başladı. El-Kaideciler de Hatay'ı kuşattı. Yani biz Hataylılar tek suçumuz Türk vatandaşı olmak mı? Hükümet bu yanlış politikadan dönmeli diyen Abdullahoğlu, Dışişleri Bakanı'nı istifaya davet etti. Bu artık hükümet bu yanlıştan dönmeli. Dışişleri Bakanı derhal istifa etmeli. Bu Dışişleri Bakanı maalesef ve maalesef Dışişleri Bakanı'nın ötesinde bence gitsin kendi şehrim Konya'da iş yerimi açar. Ne yapar? Böyle bir dış politikayla bir ülke böyle sınır illeri bu kadar da çökertilemez.